Tabii ki bugün oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi. Maç aslında bütün maç diyeyim çok yakın geçti. Önemli uzun bir süre açıkçası çok yakın bir skorla biz öndeyiz, bir sayı iki sayı onlar önde ama son 5 dakikayı maalesef oynamayı beceremedik. Hücumdaki temposuzluğumuz ve hücumdaki yaratıcı oyuncu sayımızın azlığı 65 sayıda kalmamıza neden oldu açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse çok da üstün kapasiteli skor kapasitesi olan bir takımla sahada değildik. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle Buğra'nın ve Sertac'ın da takımda olmadığını düşünürsek böyle bir dönemde takımlarında çok az oynayan oyuncularla maalesef 65 sayıda kaldık. Semih yorulana kadar içeriden iyi iş yaptı. Melih belki skoru göğüsledi ama o da tek başına yeterli olmadı. Biraz daha potaya giden oyuncu sayısına ihtiyacımız vardı. Sonuçta ben hafta başından beri hem takımı hem de kamuoyuna Hollanda takımının çok tehlikeli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çok atletizmi yüksek, bizden açıkçası daha kuvvetli, daha çok koşan bir takım. Kazanmayı hak ettiler, tebrik ediyorum onları. Tabii ki sonuçta bir grup oynuyoruz. 5 tane daha kalan maçımız var, bu maçın rövanşı var. Telafi edilebilecek sonuçta bir gruptayız. Ama bizim kendimizi daha geliştirmemiz lazım. Bizim sahada daha belki sayıca fazla oyuncuyla olmamız gerekiyor. Tekrar Hollanda'yı tebrik ediyorum. It was our effort wasn't enough to win. The whole game was very close. We were leading by one or two and the Netherlands were leading by one or two, but we couldn't make the necessary plays at the end of the game. The lack of creativity of our team cost us the game mostly. Our score capacity wasn't enough of our lacking players such as Tuncer and Şanlı. Their absence was important also. Erdem was good until he got tired. Mahmutoğlu was also good. He scored lots of points, but our lack of players which are going to the basket directly. It was a lack of creativity for us. Netherlands, I was telling from the beginning of the week, they are very athletic ability and they're running. So it was a dangerous team. It was obvious. But at the end, we have 5 games remaining. We will try to cover our missing points for the remaining games, and we have to improve. That's one important thing. We have to improve our game. So one. Şimdi tabii pazartesi günü demin söylediğim gibi bir tane burada bir ayağı bitirdik Şubat penceresinde. İkinci maçımızı oynayacağız. Tabii ki bir an önce kendimize gelip ayağa kalkıp İsveç maçını deplasmanda kazanmamız gerekiyor. Eğer o maçı deplasmanda kazanırsak o zaman bu maçın telafisi de olmuş olur. Ve şu an dezavantajlı gözüken durumumuzu düzeltebiliriz. Yarın ve pazar günümüz var önümüzde. Bu 2 gün içinde hem İsveç'le ilgili hem kendi durumumuzla ilgili konuşacağız, çalışacağız. O maça hazır olmaya çalışacağız. Özel misafirlerimiz için de çok güzel bir görüntüydü. Bütün askerlerimize, memleketçilerimize selam göndermek istiyorum. Özellikle ben tabii ilk defa söylemiyorum ama İstiklal Marşı'nı söylerken açıkçası tüylerim diken diken oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Maç boyunca bizi desteklediler. Maç sonunda da çok güzel takımı alkışladılar. Bir dahaki maçlarımızda yine onları böyle bu şekilde görmek isteriz salonumuzda. We will try to cover our mistakes and win the Sweden game. If we win the game against the Sweden, it will obviously cover that loss that we have today. We have tomorrow and Sunday, Saturday and Sunday in front of us to work and to get ready for the Sweden game. Sağ olasın.